Karşımızda f'in grafiği ve bu grafikten istifade ederek yorum yapmamızı istedikleri dört farklı ifade var. Şimdi sizden videoyu durdurup buradaki ifadelerin diğerlerinden hangisinin en büyük, hangisinin ondan daha küçük, hangisinin ondan daha da küçük ve hangisinin de en küçük olduğunu bulmanızı istiyorum. Kısacası bu ifadelerin değerlerini sıralayın istiyorum. Evet, şimdi denediğinize ve doğru yanıtı bulduğunuza göre soruyu bir de birlikte çözelim. Birinci ifadede i eşittir sıfırdan dokuza kadar olan bir toplam var. Bu 10 tane şeyin toplamıdır öyle değil mi? Çünkü sıfırıncı birinci diye başlayıp ee, dokuzuncuya kadar gidip toplayacağız. F eksi beş artı sıfır. Evet, f 5 artı 0. Evet f eksi 5 artı 0 burasıdır. Başka bir deyişle buradaki yükseklikten bahsediyoruz. Bununla başlayıp i 1'e eşit olduğunda eksi 5 artı 1'den bu yüksekliği i2 olduğunda eksi 5 artı 2'den buradaki yüksekliği elde edeceğiz. Bu şekilde başlayıp eksi 5'ten i en son 9 değerini aldığı için eksi 5'e 9 ekleyeceğiz ve x eşittir 4'e kadar geleceğiz. Evet işte buraya kadar. Bu noktada yaptığımız şeyin bir şekilde alanlarla bağlanacağını düşünüyor olabilirsiniz ki öyleyse haksız da sayılmazsınız ama Sizce bu bağlantıyı nasıl kuracağız dersiniz? Şimdi ifadeyi yakından incelediğimizde bunun fonksiyonun farklı noktalardaki değerleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yükseklikleri kullanarak genişlikleri bir birim olan dikdörtgenler oluşturabiliriz, öyle değil mi? Bence bu mükemmel bir bakış açısı olacak ve genişlikle yüksekliği çarptığımızda da alan genişlik bir olduğu için doğrudan yüksekliğe eşit olacak. Evet eğer buraya çarpı 1 yazarsam bunun yükseklik çarpı genişlik olduğu son derece açık oluyor. Bir dikdörtgenle baş başayız. Şimdi bu dikdörtgenle başlayabiliriz. Sonra bunu, sonra bunu derken bu şekilde devam edip tüm bu dikdörtgenleri hesaba kattığımızda da maviye boyalı alanın ne kadar olduğunu tahmin edebiliriz. Bu tahmin tabii ki de alanın gerçek değerinden küçük bir tahmin olacak. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi bu kısımları ne yazık ki evet buraları hesaba dahil edemiyoruz. Şu kısımların dikdörtgenlerin üzerinde ve fonksiyonun altında kalan kısımlar evet ne yazık ki dikdörtgenin alanına dahil değiller. Bunu hemen not edeyim. Bu yaptığımız hesaplama mavi alanın gerçek değerinden küçük bir tahmin olacak değil mi? Evet daha küçük bir değer elde etmiş olacağız. Şimdi sıra bunda. Bu kısım aynı ama bu sefer i eşittir 1'den başlayıp ona kadar olan toplamı değerlendirmemiz isteniyor. Eksi 5 artı 1. Bizi buradaki doğruya ya da yüksekliğe desek daha doğru olur. Evet buraya getirir ve bu sefer de sanırım bu şekilde yani buraya doğru çizilmiş dikdörtgenleri ele alacağız. Şuraya çarpı 1 yazayım. Bu ifadenin değerini değiştirmediğimiz için bu bize bu şekilde çizdiğim birinci dikdörtgenin alanını verecek diye bakabiliriz. i 2'ye eşit olduğunda f eksi 3'ü elde edeceğiz ve bu da bizi buraya getirecek. Evet, Dikdörtgenleri bu şekilde çizdiğimde buna benzeyen bir şey elde edeceğiz ve bu yüzden de bunun açıkça mavi alandan daha büyük bir tahmin olacağını söyleyebileceğiz. i eşittir 10'a geldiğimizde eksi 5 artı 15 edecek. F5 burası ve bunu bir de 1 ile çarptığımızda bu dikdörtgenin alanını elde edeceğiz değil mi? Şöyle devam edeyim. Ne yapmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum. Dikdörtgenler fonksiyonun üzerinde kaldıkları için buradan elde edeceğimiz değer mavi alanın gerçek değerinden daha büyük. Yani evet bu daha büyük bir tahmin olacak. Bunu da not edelim. Daha büyük bir değer. Evet sıra geldi buna. Burada i eşittir 1'den başlayıp 20'ye kadar devam edeceğiz ve genişliği 1 olan dikdörtgenler yerine 1 bölü 2 olan dikdörtgenler kullanacağız. i eşittir 1'den başladığımız için bu dikdörtgenleri de bir önceki gibi çizeceğiz. Bunları turuncuyla çizeyim ki karışmasın. Eksi 5 artı 1 bölü 2. Evet, eksi 4 buçuk eder. Bunu 1 bölü 2'lik bir genişlikle çarptığımızda da bu dikdörtgeni elde ederiz değil mi? 2 katı sayıda dikdörtgen elde edeceğiz. Evet, sizin için... Çizmeye çalışıyorum. Hepsini çizmeyeceğim ama dikdörtgenlerin sayısının iki katı olacağını bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Burada da yine daha büyük bir tahmin söz konusu ama bu buradaki tahminden küçükçe kalacak öyle değil mi? Neden diye soracak olursanız yeşille çizdiğim dikdörtgenlerin fonksiyonun üzerinde kalan alanları bunlara göre daha büyük de ondan. Evet. Bu tahmin diğerine göre daha iyi bir tahmin ama yine de gerçek değerden büyük olacak fonksiyonun artmakta olduğu bu aralıkta sağa doğru çizdiğimiz dikdörtgenlerin fonksiyonun üzerinde kalması tahminlerimizin büyük olmasına sebep oluyor ama buradaki genişlik daha küçük olduğu için bu yine de diğerine göre daha iyi bir tahmin. Not edelim. Daha büyük bir değer. Evet, daha büyük bir değer ama gerçeğe bundan daha yakın. Evet. Ve buradaki de eksi 5'ten 5'e fx'in belirli integrali. Genişlikler küçüldükçe de sonsuz bir sayıya yaklaşacağız ve maviye boyalı alanı elde edeceğiz. Buna da gerçek alan diyelim. Evet gerçek alan. Şimdi bunları eğer büyükten küçüğe sıralayacak olursak bu en büyük tahmindir. Bu yine büyük bir tahmin ama gerçeğe bundan daha yakın olduğu için ikinci en büyük olacak. Bu alanın gerçek değerini verdiği için üçüncü ve bu da gerçek değerden daha küçük bir tahmin olduğu için dördüncü sıraya yerleşecek. Bu en büyük ve bu da en küçük değer olacak.